Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere multifonksiyonel mucize protein olarak isimlendirdiğimiz laktoferinden bahsetmek istiyorum. Belki de YouTube Türkiye'de ilk defa duyacağınız konulardan bir tanesi. Ancak ilerleyen dönemde laktoferin adını Türkiye'de çok daha fazla duyacağız. Laktoferin aslında dünyada uzun yıllardır üzerinde birçok klinik çalışma yapılan bir protein. Hatta 16 yıldır sadece bu proteine özel dünyada bir kongre bile düzenleniyor. Laktoferin aslında bir süt proteini. En çok anne sütünde bulunan hatta yeni doğum yaptıktan sonra gelen ilk 4-5 gündeki süt olan kolostrum dediğimiz sütte seviyesi normal anne sütüne göre 7 kat daha fazla bulunan bir protein laktoferin. Bu bile aslında bize laktoferinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İşte yeni doğmuş bir bebeği dış dünyaya hazırlayan çok kıymetli bir protein aslında. Laktoferinin vücudumuzda birçok yerde olduğu sonradan keşfedilmiş. Tükrükten gözyaşına kadar akciğerlerimizden kana kadar birçok yerde de aslında laktoferin değişen oranlarda bulunuyor. Ancak tabii ki de en bol bulunduğu yer süt, başta anne sütü olmak üzere hayvanların sütlerinde de laktoferin bulunuyor. Biz zaten günümüzde takviye olarak kullandığımız laktoferini de sığır sütünden izole ederek kullanıyoruz. Sığır sütündeki laktoferin anne sütüne en benzer laktoferin olma özelliğine sahip. Dolayısıyla bu proteini takviye olarak kullanmamız da bu şekilde kolaylaşmış oluyor. Yani dünyadaki kullanılan lakto laktoferin ihtiyacını anne sütünden karşılamamız tabii ki de çok mümkün değil. Dolayısıyla sığır sütünden elde edilen laktoferin takviye olarak da bize birçok fayda sağlamakta. Laktoferin ismi aslında sütte bulunan demir taşıyan protein anlamına gelmekte. Belki daha önce laktoferini sadece demir emilimindeki fonksiyonlarıyla duymuş olabilirsiniz. Ancak laktoferinin demir üzerindeki faydaları belki de yüzlerce faydasından sadece bir tanesi. Laktoferinin diğer faydalarını anlatmadan önce isterseniz öncelikle demir emilimi üzerindeki faydasını bahsedelim. Demir eksikliği günümüzde en önemli problemlerden bir tanesi. Maalesef art 2 formda da olsa art 3 formda da olsa kullanılan demir takviyeleri özellikle mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetlere sebep olabilmekte. Bu şikayetlerin altında yatan problem aslında hem bağırsaktaki demir taşıyıcıların verdiğimiz demir dozuna yetişememesinden kaynaklanıyor hem de demir bağırsak epitel hücrelerinde oksidatif stres ve inflamasyon yaratabiliyor. Aynı zamanda verdiğimiz serbest formdaki demir bağırsağımızda patojen bakterileri de besleyebiliyor. Daha önce hatırlarsanız demir yüksekliği diye bir video çekmiştim. Orada da demirin vücudumuzdaki bu bakterileri beslediğinden bahsetmiştim. Fazla demirinde aslında iyi olmadığından bahsetmiştim. Ancak günümüzde özellikle kadınlarda birçok insan kronik olarak demir eksikliği sorunu yaşamakta ve demirini yükseltecek güvenli bir preparat arayışında. İşte laktoferrin bağırsağımızda serbest formda bulunan demirleri toplayan sizin besinlerden aldığınız demirlerin de emilmesini sağlayan onları içine hapseden ve güvenilir bir şekilde bağırsaktaki demir reseptörlerine kadar ulaştıran bir taşıyıcı aslında. Bu nedenle hem bağırsakta serbest demir dolaşmasını engellediği için demirin bağırsak epitel hücreleri üzerindeki tahriş edici etkilerinden bizi korumuş oluyor hem bulantı, kusma, karın ağrısı gibi problemleri görmemiş oluyoruz. Hem de serbest demirin bakterileri besleme riskini engellemiş oluyoruz. Yapılan birçok çalışmada da hem demir sülfat gibi inorganik demir formlarına göre hem demir sitrat, demir glisinat gibi organik formdaki demir takvelerine göre anlamlı bir şekilde hemoglobin değerlerini yükselttiği yani kansızlıkla bize fayda sağladığı depo demiri gösteren ferritin düzeylerini de demir takvelerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla yükselttiği kanıtlanmış. Laktoferin aynı zamanda diğer demir takvelerine de eklenebilir. Diğer demir takviyeleriyle feritin düzeyinizi işte iki ayda, 3 ayda ideal seviyeye getirebilecekken hem de karın ağrısı, kabızlık gibi yan etkiler görme riski barındırarak yükseltmektense laktoferini tedavinize eklediğinizde çok daha kolay bir şekilde belki yarı sürede demir depolarınızı doldurabilirsiniz. Özellikle gebelik döneminde de demir depolarının dolu olması oldukça önemli. Gebelik döneminde de laktoferini güvenle kullanabilirsiniz veya adetleri ağır geçen kanaması çok olan kadınlar da korunma amaçlı demir eksikliği gelişmemesi adına laktoferin'i yılın belli dönemlere hayatına dahil edebilir. Ancak işte laktoferinin demir üzerindeki etkileri faydalarından sadece bir tanesi. Yapılan çalışmalarda artık laktoferinin birçok yerde faydalı olduğu gösterildi. Faydalarını sayacak olursak bunlar arasında bağışıklık sistemini dengeleyici özelliği yatıyor. Laktoferin immün modülatör yani bağışıklık sisteminin çalışması gerektiği gibi çalışmasını sağlayan bir protein. Daha fazla çalışması gereken yerde daha fazla çalışmasını sağlıyor veya bazen bağışıklık sisteminin fazla çalışmasını da istemeyiz. Örneğin otoimmün hastalıklar gibi durumlarda. Bu sefer de bağışıklık sistemini baskılamak isteriz. Bu gibi durumlarda da bağışıklık sisteminin normal bir şekilde çalışmasına katkıda bulunuyor. Özellikle viral enfeksiyonlarda HPV enfeksiyonda dahil olmak üzere. Özellikle kadınlarda HPV pozitif olmak serviks kanserine kadar ilerleyebiliyor biliyorsunuz. İşte bu gibi durumlarda fayda sağla ...yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Onun dışında HIV gibi, COVID enfeksiyonu gibi birçok tabloda... ...yine mantar enfeksiyonları veya paraziter enfeksiyonlarda da... ...bağışıklığı güçlendirdiği yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Onun dışında özellikle laktoferinde cilt sağlığı üzerinde... ...çok güzel fayda görmekteyiz. Sivilce probleminde yapılan çok kuvvetli çalışmalar var. Buradaki etkisini de hem serbest demiri azaltarak... ...bakterilerin demiri kullanmasını engellediğini söylemiştim. Sivilceye sebep olan bakteriler de vücuttaki serbest demirle beslenebiliyorlar. Aynı zamanda cildin sebum dengesinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Laktoferin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bağırsak geçirgenliğini onarması. Dolayısıyla bağırsaktan toksinlerin daha az geçmesini sağladığı için de sivilce üzerinde bize fayda sağlayabiliyor. Bağırsak sağlığı demişken laktoferin aynı zamanda çok kuvvetli bir prebiyotik özelliğe sahip bağırsak floranızın beslenmesinde dost bakterilerin bağırsağınızda seviyesini artırmada da laktoferin bize fayda sağlıyor. Yine ülseratif kolit, kron gibi, IBS gibi bağırsakla ilgili şikayetlerde de laktoferinden biz fayda görebiliyoruz. Ayrıca laktoferinin helikobakter pylori enfeksiyon tedavisinde de etkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Laktoferin aynı zamanda nöronal gelişim üzerinde, nöron fonksiyonları üzerinde de etkili. Yeni doğanlar üzerinde yapılan bir çalışmada prematür doğan bebeklere küvezdeyken laktoferin verildiğinde nöronal gelişiminin verilmeyenlere göre anlamlı bir şekilde daha hızlı gelişim gösterdiği sabit. Aynı zamanda ileri yaştaki hastalarda da Alzheimer demans gibi durumlarda da laktoferin nöroinflamasyonla savaşmakta. Onun yanında laktoferinin anti aging üzerinde yani yaşlanma karşıtı etkileri üzerinde yine gebelik döneminde düşükleri önlediği ve fetal gelişimi desteklediği yönünde ve ayrıca bazı kanser hastaları üzerinde de yüksek doz laktoferin kullanıldığında anlamlı bir şekilde fayda sağladığı da yapılan bazı çalışmalarda gösterilmiş. Laktoferin kullanırken kullandığınız laktoferinin özel kaplama teknoloji teknolojileriyle etkinliğini kaybetmeden stabil olarak rafta durabildiğinden, mide asitinden etkilenmeden bağırsağa kadar ulaşabildiğinden emin olduğunuz bir preparat kullanmanızı tavsiye ederim. Laktoferin takviyesinde kullandığınız laktoferinin saflık oranında oldukça önemli. Laktoferin sütten elde edilen bir protein olduğu için içerisinde diğer sütteki proteinleri de barındırabiliyor. Dolayısıyla %50 saflıkta olmasıyla %95 saflıkta olması arasında ciddi bir laktoferin dozu anlamında fark olabilir. Aynı zamanda yine sütten elde edilen bir protein olduğu için içerisinde laktoz da içerebilir. Dolayısıyla laktoz intoleransı olan kişilerde e, sindirim sistemini ilgili bazı yan etkilere sebep olabilme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle laktaz enzimiyle birlikte kullanmak bu riskleri engellemiş olacaktır. Ayrıca laktoferinin hem bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini kuvvetlendiren hem de cilt üzerindeki bağırsak epiteli üzerindeki etkilerini kuvvetlendiren sinerji içerisinde çalıştığı bir mineral var. O da çinko. Laktoferinle çinkoyu bir arada kullanmak. Özellikle çinkonun iyi emilen formlarını daha önce yayınladığım çinko hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bir arada kullandığınızda elde edilen fayda daha fazla olacaktır. Lactoferinin bozuna gelecek olursak ideal olarak günde 200 mg kullanmak çoğu zaman yeterli. Ancak lactoferinin bir üst sınırı bulunmuyor. 4 gram 5 grama kadar da kullanılan çalışmalar var ve güvenli olduğu gösterilmiş. Zaten vücudumuza doğal olarak bulunan bir protein. Anne sütünde gramlarca olan bir protein ve yeni doğan bebeğin bile vücuduna aldığı bir protein. Dolayısıyla laktoferin güvenli ilaçlarla etkileşmeden ve doz kaygınız olmadan güvenle kullanabilirsiniz. Örneğin kırgınlık, halsizlik, yorgunluk hissettiğiniz ve hızlı bir şekilde toparlamanız gereken durumlarda 400 mg'a 600 mg'a kadar da çıkabilirsiniz. Cildinizde hızlı bir şekilde sonuç almak istediğiniz durumlarda doz artırılabilir. Kronik demir eksikliği yaşayanlar veya kan kaybının fazla olduğu adet döneminde doz artırılarak da kullanılabilir. Yani laktoferinin üst doz aralığı oldukça geniş. İmkanınız dahilinde dozu istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Laktoferin ilerleyen dönemde adını oldukça fazla duyacağımız bir protein mucize molekül olarak geçen aslında sadece birçok insan demir üzerindeki etkilerini bilse de buzdağının sadece görünen kısmı demir eksikliği. Onun yanında buzdağının altında aslında görünmeyen yüzlerce fayda yatmakta. Laktoferin aslında İsveç çakısına benziyor birçok yerde konumlandırabileceğiniz ve vücutta fayda göreceğimiz bir protein. Ben de sizlere kısaca bu proteinden bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.